Merhabalar herkese yine ben. Bugün Testo Taylan'ın son videosundaki konu daha doğrusu kaldırdığı videosundaki konu olan Bilgi Adam Reis hakkında bazı iddialar var ve bunları konuşacağız. Bu iddialardan sonra Testo Taylan videoyu kaldırma kararı aldı ve Bilgi Adam Reis de bu konu hakkında bir açıklama yaptı ancak açıklaması beni kesinlikle tatmin etmedi zaten iftiralara çok da bir cevap vermemiş. Ama yine de bu konu hakkında konuşmadan önce en azından kendisini bir dinlemek istedim. 30 dakika boyunca dinledim fakat net bir cevap alamadım. Kendisi video boyunca üzerindeki bu iddiaların çok onu kabul ediyor. Sadece bir tanesinin montaj olduğunu iddia ediyor. O da Atatürk'e hakaret ettiği kısım. Yani kendisinin söylediğine göre bu kısımlar yanlışmış fakat diğerleri doğruymuş. Sadece olayları yanlış lanse etmişler yine söylediğine göre. Ben de bu yüzden hem iddiaları hem de kendisinin söylemlerini değerlendirerek sizlere bugün bu olayı anlatacağım. Her şey Testo Taylan'ın kaldırmış olduğu bilgi adam reis ev ziyaretiyle başladı. Yorumlardaki bazı insanlar bu adamın kötü bir insan olduğunu ve bu videonun kaldırılması gerektiğini savunuyordu. Zaten çok da geçmeden Twitter'da bu adama hakkında çok uzun bir flood atıldı ve yazılan iddialar gerçekten çok ağır iddialardı. İddialara göre Bilgi Adam Reis pefliymiş. ...hayvan düşmanıymış, hatta bir hayvanı da öldürmüş... ...onun dışında birçok insanın arkasından konuşmuş, iftiralar atmış... ...derken yani bu adam hakkındaki iddialar bir hayli büyük. Şimdi ilk olarak Atatürk'e hakaret kısmından bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi birçok yazısı var kendisinin... ...ve bu yazılar 2017'ye, 2016'ya falan ait... ...ve kendisinin söylediğine göre montajmış. Ben bunların montaj olduğunu düşünmüyorum... ...çünkü bu zamanlarda kendisi hakkında bu tarz entriler zaten girilmiş. Ancak bu konuyu yine de fazla üstelemeyeceğim... ...her ne kadar bana göre boş fikirleri olsa da herkes Atatürk'ü sevmek zorunda değil. Yani bu adamın bu konuda ne düşündüğü umrumda değil. Fakat işte asıl bombaya da şimdi geleceğim. Bir tane klip var ki benim gerçekten kanımı dondurdu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Klipte gerçekten çok iğrenç ithamlar var. Eğer ki izlemek istemiyorsanız videoyu kapatabilirsiniz. Bu ithamların bazılarını elbette sansürleyeceğim. Fakat hepsini sansürlersem eğer ki bir anlamı kalmaz. O yüzden önce görüntüleri izleyelim. Ardından yorumlayalım. Olmuşa bir kız bindi. Ya, ya 13 ya 14 yaşında ya var ya yok. Ama kızı gör. Yani 13 yaşında dedim şu anda insan mesela çocuk gelir. Zannedersiniz ki mesela bir tane çocuk. Hızı bir gör abi yalnızı. Brothers bildiğin. Tavs gibi çıkmış arkadan vere vere. Göğüs desem for abi. Uçmuş düzey gibi. Yarısı dışarıda. Yani dersin 30 yaşında. Evet gördüğünüz gibi 40 yaşındaki bir insanın 13 yaşındaki bir kız hakkında söyledikleri bunlar. Arada bu kadar yaş farkı olmasını ve adamın sapıklığını falan her şeyi geçtim. Ulan bir de yetmezmiş gibi diyor ki arkadan vere vere büyütmüş. Yani bakınız 40 yaşındaki bir insan 13 yaşındaki bir kız için eğer ki bunları söylüyorsa o insan sapıktır. Kimse kusura bakmasın. Bazıları da yorumlarda şey demiş işte kızın giyimini eleştirmiş ne olmuş ki bunda falan filan. 40 yaşındaki bir insanın 13 yaşındaki bir kızın giyimini bu şekilde böyle bir dilde eleştirmesi size gerçekten normal geliyor mu? Bak hadi bunların hepsini geçtim. Bir de üstüne diyor ki arkadan vere vere böyle olmuş. Yani iğrenç. Gerçekten iğrenç. Bu konu hakkında çok da fazla yorum yapmayacağım. Diğer klibe geçelim. Neyse baba bu aralar formdayım. Odun gibi bildiğim kol gibi ya. Kız var ya koluyla böyle kıyaslıyordu. Yemin ediyorum şu bileği var ya kızın şurayla şurayla aynıydı neredeyse. Neyse baba buna bir dayadım bu bir bağırdı. Çok arşın içinden çocuğu o indana bağırmaya başladı tamam mı? Saçından tuttum bunu tamam dudağına yapıştırdım. O esnada arkadan gidip geliyorum tamam mı? Bir yere kadar dayandı bir yerden sonra elimi ısırdı. Elimi ısırdı bağırdı dedi bak bağırırım imdat teyavuz ediyorlar diye tamam çıkar Çıkarken içimden dedi tamam mı? Tamam dedim bağırmaz sakin ol çıkartıyorum tamam mı? Burada da yine iddialara göre kendisi anlatıyor. Fakat kendisinin iddiasına göre kızın rızası varmış fakat anlattıkları şeyler yine çok çok iğrenç. Yani borsa kaplanından bile beter bir adam çıktı bu adam. Gerçekten öyle. Bu adam hakkında pedo iddiaları sadece bu kadar da değil. Yine zamanında 14 yaşındaki bir kızın ifşasını indirmeye çalışırken bilgisayarına virüs bulaşmış ve bunu kendisi zaten kendi ağzıyla söylemiş. Kızın 14 yaşında olduğunu nereden biliyorsun diye soracak olursanız buyurun. Kızın atmış olduğu post burada duruyor. Yine kendisinin kadınlar hakkındaki düşüncelerine baktığımız zaman da bir hayli iğrenç düşünceler. dünyaya geldi de anam var ya sen o kadına böyle normal zannedersen ama onu 5 6 tane sikeni var. Hani tek babadan gelmemiş dünyaya. Not bu sözüme darılan, gücenen kim varsa hepsinin bilmedikleri için bugün 10 taneden 9'u veriyor abi. Veriyor baba, veriyor, veriyor. Ve sadece bu kadar da değil. 17 yaşındaki kıza yazdığım mesajlarda gördüğünüz gibi burada. Ve kendisi bu iddiaların hiçbirini cevap videosunda yalanlamadı. Bunlar gerçek söylemlerin fakat yanlış lanse ediliyor dedi. Ama ben kesinlikle yanlış lanse edildiğini veya bizim yanlış anladığımızı düşünmüyorum. Yani adamın düşünceleri ortada. Onun dışında yine videosunda yalanlamadığı bir şey daha var. O da bu. Bu esas hakkında tek söylediği şey bunun devamı var. Ben devamında başka şeyler de söyledim. Ve evet, ben de birazcık araştırma yaparak bu esesin tam halini buldum ve tam halde beni tatmin etmedi. Yani kesildi dediği tek kısım Allah beni affetsin kısmı. Ha bir de şey diyor videosunda evet ben kediyi sobaya attım fakat soba yanmıyordu. Birincisi bu bana kesinlikle inandırıcı gelmiyor. İkincisi kediye sen sonuç olarak şiddet uygulamışsın. Üçüncüsü madem bu esesin gerçek olduğunu kabul ediyorsun. Buradaki adam burada sana senin kedi vurduğunu söylüyor. Sen bunu niye yalanlamıyorsun? O zaman sen bunun da gerçek olduğunu kabul ediyorsun. Bitti mi? Elbette bitmedi. Videoda o kadar kibar davrandığı Testo Taylan hakkında geçmişe söylediği şeylere şöyle bir göz atalım. Böyle var ya, o öz sonu böyle saçlarını atıp böyle gel diyeceğim gel gel gel. gel, gel al, oğlumun çocuğu yani. Yala 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 gırtlağını al gırtlağını al gırtlağını al. O kulağına taktı bile bir tane halka var ya kulağına mı götüne mi neresine takmışsa o halkaya sokacağım böyle. Saçından tutacağım böyle sağa sola falan filan iyice kusurtan sonra İyice. Ha belki de bunun geçmişte olduğunu ve adamın şu anda değiştiğini düşünüyor olabilirsiniz fakat yani bir sene önce söylemiş. Çok da geçmiş sayılmaz. Yani bana soracak olursanız dostlar bu adam milli güvenlik sorunu. Bu adamın kitlesine de baktığımız zaman bu adama tepki gösterenlere karşın seni keseriz, seni öldürürüz falan diyen tiplerle dolu. Yani adam da adamın has kitlesi de gerçekten sıkıntılı. Ve ben tekrar söylüyorum kendisinin açıklamasını dahi 30 dakika boyunca dinledim. Sürekli olarak aynı şeyleri söyledi fakat herhangi bir şekilde iddialara cevap vermedi. Hatta bunların gerçek olduğunu kendi ağzıyla söyledi. Ama sözde bize yanlış lanse ediliyormuş. E yanlış lanse edilen şey ne? Sen 40 yaşında adamsın. 13 yaşındaki kız için söylediklerine bak. 17 yaşında kıza yazdıklarına bak. Ha bir de deprem olayına gelelim. Bakın deprem olayı daha da iğrenç. İzmir'de deprem olmuş, insanlar ölmüş. Bu adam diyor ki siz öyle şerefsizlik yaparsanız böyle deprem olur. Ulan ne alakası var ya? Depremde sadece kötüler mi ölüyor? Sen şimdi bu cümleyi kullanarak genelleme yapmış olmuyor musun? Yani benim bu adam hakkında düşüncelerim şu. Bu adam içindeki iğrençliği yanlışlıkla kusuyor. Sonrasında kustuğu için pişman oluyor ve özür diliyor. Yani yıllarca bu böyle olmuş. Sonrasında da zaten demiş işte iyi olanlara Allah yardım etsin falan. Yani en başta hem genelleme yapıyorsun, sonra da yani önce sıçıyorsun, sonra sıvamaya çalışıyorsun. Ben bu adamın açıklamasını kesinlikle samimi bulmuyorum. İyi bir insan olduğunu da düşünmüyorum ve lütfen bana uzak olsun. Umuyorum ki seni bir daha görmem. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.